tüm Bolulu hemşerilerime sesleniyorum. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay son günlerde Balıkesir ve İstanbul'da ezan ve sela olaylarıyla ilgili sert tepki gösterdi. İstanbul'daki yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Keza yine üzülerek belirtmek istiyorum. Birileri Doğu ve Güneydoğu'da Kürdistan diye bahsederken orası neresi ise, işte Batı'da da farklı şeyleri konuşurken, özellikle ve özellikle AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin taraf olmuş olduğu ittifak noktasında, Cumhur İttifakı noktasında, Batı'da da onlara kaybettireceğiz derken, ama bütün bunların yanında da Batı'da da yine Balıkesir gibi, hatta ve hatta ilk kurşunun atılmış olduğu, çünkü ilk kurşun Balıkesir Ayvalık'ta atılmıştı hatırlarsanız. Vatanını ve milletini seven insanların içerisinde olduğu, bulunduğu, ülkenin temel değerleri ve hassasiyetlerinin en üst derecede yansıtıldığı ve gördüğümüz bir ilimizden böyle bir açıklamanın, kameraların açık olduğu bir anda bir takım açıklamaların neler olduğunu sizler de tüm Türkiye'de şahit olduğu gibi bizler de buradan şahit olmuş olduk. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay konu ile ilgili partisinin il başkanlığında AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ve Fatih Metin lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan'la basın açıklaması yaptı. 6-7 Ekim olaylarından tutalım da 17-25 Aralık olaylarına kadar. 15 Temmuz'undan tutalım da Sincan'da bu milletin üzerine tankların yürütülmesine kadar. Gezi olaylarından tutalım da 260 insanımızın, vatan evladının 15 Temmuz'da şehit edilmesine kadar biz bu oyunların hepsini görüyorum. Buradan tüm Bolu kamuoyuna, tüm Bolulu hemşerilerime sesleniyorum. Buradaki mesele Tanju Özcan meselesi ve Fatih Metin meselesi değil arkadaşlar. Buradaki mesele ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konu. Bu milletin temel değerleriyle dalga geçiyorlar. Ben inanıyorum ki Türkiye'de yaşayan hiç Bolu'da en azından yaşayan hiçbir hemşerimiz, hiçbir vatandaşımız yoktur ki bu yaşanan süreçten rahatsız olmasın. Biz 15 Temmuz'da bu ülke işgal edilmeye kalkındığında en önemli unsur şuydu, selaların verilmesiydi. Milleti tetikleyen unsurdu, milletin temel değerleriydi. Ama öyle bir noktaya geldik ki yaptıkları hiçbir şey tutmadı. O biraz önce saydığım 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz'u, Sincan'da tankların yürütülmesi, gezi olayları hiçbir tanesi tutmadı. Bu çok açık bir provokasyondur. Bu ülkeyi bölme operasyonudur. Milletin en hassas noktasından vurma operasyonudur. Ben buradan tüm hemşerilerimizin hepsini sağduyuya davet ediyorum. Ama 31 Mart'taki olacak olanları da 31 Mart'ta insanların neler yapmak istediklerinde, hangi kutupların içerisinde, kimlerle işbirliği içerisinde olduklarını da hep beraber görüyoruz ve izliyoruz. 31 Mart seçimlerinde de sağduyulu bir şekilde bu ülkenin geleceği adına lütfen oylarını kullanmalarını özellikle istirham ediyorum. Ama bütün siyasi partilerin hepsinden de ezan-ı Muhammediye ve aynı zamanda bu ülkenin imamlarına karşı yapılan ağza alınmayacak o hakareti yapanları partili veya partisiz hiç önemli değil, kınamaya davet ediyorum. Kınamaya davet ediyorum. Öyle bol keseden ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım demekle olmuyor. Kendi parti mensubun dahi olsa kalkıp bu olayı bütün herkesin, tüm siyasi partilerinin kınaması gerektiğini.